Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Tahminlere son sürat devam ediyoruz. Sizler için mükemmel bir paylaşımım var. Kaldırsanız hemen başlayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Emeğe karşılık beğenirsiniz sevinirim. Hadi bakalım. Anadolu uygarlıkları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mezopotamya, Anadolu ve Doğu Akdeniz uygarlıklarını bilmemiz lazım. Mısır, Roma'yı bilmemiz lazım. Şimdi Hititler Anadolu'da verildikleri yıllıklarla Anadolu'da tarih yazıcılığını başlattılar. Nasıl tarih yazıcılığı? tarafsız tarih yazıcılığı değil mi? Bu bir. Frigler tarımı yaşamsal olarak gördükleri için tarımı koruyan ağır yasalar çıkarmışlardır. Mesela öküz öldürmek yasaktır. Saban kırmak yasaktır. Cezası ölümdür diyorlar. Urartuların merkezi tuşmadır. Maden işlemeciliği ve sulama sisteminde ileriye gitmişlerdir. En önemli eserleri Şamran kanalıdır değerli arkadaşlarım. Buna Dikkat edelim. İyonya şehir devletleri şeklinde örgütlenmiş yerdir. En meşhurları Efes, Milet, Foça ve İzmir'dir. En önemli eserleri dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağıdır değerli arkadaşlarım. Buraya dikkat edelim. Unutma şehir devleti varsa siyasi birlik yoktur. Lidyalılar imparatorluk topraklarını satraplıklara yani illere ayırmışlar. Satrapları denetleyen şah gözü şah kulağı denen müfettişleri görevlendirmişlerdir. Bunlar Lidyalılar değildir. Lidyalılar denilince aklımıza ne geliyor? Para geliyor para. Satraplıklar denilince posta teşkilatı denilince aklımıza Persler geliyor değerli arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Persler İran sınırları içerisinde hüküm sürüyorlar. Çok güçlü bir imparatorluk. İkinci sorumuz. Uygur Türklerinin Karluk ve Basmil Türkleri ile birleşerek 745 yılında son verdikleri Türk devleti hangisidir? Kutluk yani 2. Göktürk doğru cevabımız. Hazarlar ÖSYM sordu. Museviliği benimsediler değerli arkadaşlarım. Avarlar Hristiyanlığı benimseyen ilk Türk devletidir. Bunlar İstanbul'u kuşattı. Şöyle soru gelebilir. Göktürk baskıları sonucu batıya göç edenler avarlardır. Kıpçaklar Rusların Igor destanına konu oldular. Memlük ve Yubi ordusunda yer aldılar. Peçenekler tarihte devlet kuramadılar. Malazgirt Savaşı'nda Alparslan'ın tarafına geçtiler. Cevabımız Kutluk yani 2. Göktürk Devleti olacaktır değerli arkadaşlar. Üçüncü sorumuz değerli arkadaşlarım. Hz. Muhammed'in ölümünden sonra ortaya çıkan sahte yani yalancı peygamber sorunu aşağıdakilerden hangi halife döneminde çözüldü? Şimdi peygamberimiz vefat ettikten sonra bazı kişiler kendilerini peygamber ilan ettiler. İşte seçimle başa geçen ilk halife kimdi? Hazreti Ebu Bekir'i sıddıktı değil mi değerli arkadaşlar? O bu durumların önüne geçiyor. Ridde olayları yaşanıyor hatta değil mi? Hz. Ebu Bekir doğru cevap. Hz. Ömer sınırları Kuzey Afrika'ya kadar genişletiyor arkadaşlarım. Türklerle komşu olun diyor. Buna dikkat et. Sasanilere son veriyor çünkü. Tamam mı? Hazreti Osman Kur'an-ı Kerim'i çoğaltıyor. Kıbrıs'ı alıyor. Donanmayı oluşturuyor. Hazreti Ali ayrılıklar burada başlıyor. Cemel vakası. Sıffin savaşı bu dönemde. Muaviye Emevi devletinin kurucusu. Nerede kuruyor? Şam'da kuruyor. Cevabımız Hazreti Ebu Sıddık olacaktır. Dördüncü soru canlarım. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Büyük Selçuklu Devleti'nde kardeş olan Tuğrul ve Çağrı Beyler devleti birlikte yönetmişlerdir. Ha, işte biz buna ne diyeceğiz? Eski Türk geleneği diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Ülke hanedan ortak malı diyeceğiz. Ne diyeceğiz? İkili teşkilat diyeceğiz. Canlarım ciğerlerim. Değil mi? Halifeye bağlılık yok. Halifeye bağlı biz menşurdan çıkaracağız. Çünkü halifeden ne alıyorlar? Onay alıyorlar. Bu değil. Teokratik yönetim. Teokratik ne demek? din ve devlet işlerinin beraber yürütülmesi bu değil. Hükümdarların tecrübe eksikliği. Hükümdarlar tecrübe sahibi değilse değerli arkadaşlarım devleti yönetemez ve otorite zayıflar. Ülkenin hanedanın ortak malı ne dedik? Eski Türk geleneği dedik. Her ikisinin de nizam medresesi mezunu olması ile alakalı bir durum yoktur. Nizam medreseleri Sultan Muhammed Arparslan döneminde açılmıştır değerli arkadaşlar. Cevabımız ülkenin hanedanın ortak malı sayılması olacaktır. Osmanlı'ya gelelim. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların beylikten erite geçiş sürecinde Anadolu'da bulunan siyasi ağırlığı da olan dinsel güçleri yanına çekme amacıyla gelişmelerinden hangilerini gerçekleştiriyor? Şimdi Osmanlı Devleti yani kısa sürede büyürken Ahi Teşkilatı'nın da desteğini aldı. Osman Bey çok zeki bir hükümdardı. Bakın ne yapıyor. Bizim çapkın Osman bakın ne yapıyor. Kazaların yönetiminden kadıların güvenliğinden subaşıların sorumlu olması. Buradaki amaç hem adalet işlerini hem de güvenlik işlerini yürütmektir. Burada dinsel güç yok. Osman Bey'in ahi Şehdeballı kızıyla evlenmesi. Seni seni rivayeti anlat anlatacağım birazdan. karesi Beyliği'nin Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik olması. Biz buna ne diyeceğiz? ATSB yolunda atılan ilk adım diyeceğiz. Şimdi. Büyük Anadolu Beylikleri balın yanına geldiler. Dediler ki senin kızını istiyoruz. Şeydebal dedi ki sizi bir günlüğüne ziyaret, e, sizi bir günlüğüne evimde misafir etmek istiyorum dedi. Bunu kabul ettiler. Şeydebal dönemin en önemli kişilerinden biridir. Şeydebal sabah namazına uyanıyor değerli arkadaşlarım ve tüm odaları geziyor. İhtiyaçları var mı yok mu diye. Tüm odaları, odaları geziyor ve herkesin uyuduğunu görüyor bir kişi hariç. O kişi kimdir? O kişi Osman Bey'dir. Osman Bey ne yapıyor? Sabah namazına uyanmış ve Kur'an-ı Kerim okuyor. Uyandıklarında da kızını kime veriyor? Osman Bey'e veriyor değerli arkadaşlarım. Kiminle evleniyor Osman Bey? Bala Hatun'la evleniyor. Cevabımız 5 Böylece Osman Bey ne yaptı? Ahi teşkilatını yanına aldı. Ekonomik gücü arkasına aldı. Zikice değil mi? 6. sorumuz şöyle. Şehzade Cem'in bu önerisinin Osmanlı Devleti'nin özelliklerinden hangilerine aykırı olduğu söylenebilir. Şehzade Cem ağabeyi ikinci beyazda ülkenin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye bölünmesini ve kendisinin Anadolu'da hüküm sürmesini İslamiyet öncesi Türk devletlerinde de örnekler göstererek göndermiştir. O eski Türk geleneğine dönmek istiyor. Az önce çözdüğümüz soru gibi değil mi de arkadaşlar? Şimdi Şehzade Cem neye aykırı davranmış? Kanunu esası bu dönemde yok değerli arkadaşlarım. 1876 yılında gelecek. Değil mi? Alaka yok. Yükselme dönemindeyiz. Buna dikkat et. Unutma bilgi veriyorum. Kanuni esası ile Osmanlı yönetimi ahalisi yönetimi değil ahalisi ilk defa yönetime katılmıştır. Merkezi devlet anlayışı burada ders. İkiye yönetirse ne olur? Otorite ikiye ayrılırsa otorite zayıflar değerli arkadaşlarım. Kanunname-i Ali Osman ne diyordu? Otorite güçlenecek diyordu. Kardeş katli yasaldı diyordu Fatih Sultan Mehmet Han. Buna da aykırı o değerli arkadaşlar. Cevabımız Z şıkkı. Cem Sultan Aykırı davranmış. Değil mi? Otoriteyi zayıflatma yoluna gidiyor burada. Yedinci sorumuz. Jön Türklerin imparatorluğun dağılmasını önlemek, ulusçuluk düşüncesini etkisiz kılmak amacıyla ortaya attıkları düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlıcılık. Doğru cevabımız Pantürkizm. Tüm Türkleri tek çatı altında toplama. Panislamizm. Halifeli e, Müslümanları halifenin etrafında birleştirme. İkinci Abdülhamit'in ideolojisi. Batıcılık. Batıyı örnek alma. Batıdan faydalanma. Ademi merkeziyet yerel yönetimleri esas alıyor değerli arkadaşlarım. Bu zaten uygulanması çok zor. Cevabımız Osmanlıcılık olacaktır. Özellikle ulusçuluk düşüncesinin etkisini kırmak. Arnavutluk bağımsız olunca önemini de otomatikmen yitiriyor değerli arkadaşlar. Çünkü Balkanlarda toprak kalmıyor. 8. soru. Balkan demişken aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşı'nda kaybettiği yerler arasında yer almaz? Bak Yanya, Selanik, Gümülcine, Dede Ağacı. Bulgaristan ve Yunanistan bunları arıyor. Odessa yok. Odessa e, Rusların limanıdır değerli arkadaşlarım. Şimdi Odessa denilince aklımıza direkt 1. Dünya Savaşı geliyor. Çünkü Osmanlı Sivas, Spol ve Odessa'yı bombalayarak savaşa dahil olmuştu. 9. sorumuz TBM açıldıktan sonra farklı yerlerde İstanbul Hükümeti ve İtilaf Grubu'nun kışkırtmaları sonucu ayaklanmaları ortaya çıkmıştır. Buna göre aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi doğrudan İstanbul Hükümeti tarafından çıkarıldı? Bakın Doğrudan İstanbul. Kuvayı İnzibatiye. Doğru cevap. Çerkez Ethem niye isyan etti? Düzenli ordu kurulduğu için. Ne zaman? Birinci Ünönü Savaşı'nda. Çopur Musa kışkırtma sonucu ortaya çıktı. Afyon ve çevresi. Koçgeri ikinci Ünönü Savaşı sırasında. Erzincan ve çevresinde kışkırtma sonucu. Pontus azınlıklar tarafından Doğu Karadeniz'de bir devlet kurmak için ayaklanıyorlar. Cevabımız Kuvayı İnzibatiye. Kelime anlamı halifelik ordusudur. Bununla beraber Ahmet Anzabur'u da unutmayın. İkisi doğrudan İstanbul Hükümeti tarafından çıkarıldı. Son soruyu ben size bırakmışım zaten. Tamam mı? 10. sorumuz değerli arkadaşlar. İlkeler. Aşağıdakilerden hangisinin milliyetçilik ilkesiyle ilgili değildir? Ne demiştik? Türk. Türkçe. Türkiye gördün mü? Milliyetçiliği bas. Türk parasını koruma. Türk tarihi kurumu. Türk dil kurumu. Tevhid-i ne alaka hocam? Çünkü bu kanunda ders Türkçedir. Kadınlara verilen seçme ve seçilmenin milliyetçilikle hiçbir bağlantısı yoktur. Doğrudan cumhuriyetçilik ve halkçılıkla ilgilidir. Cevabımız pardon cevabımız eşit olacak. Son soruyu size bıraktım. Yorumdayız canlarım. Yorumdayız. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım. CHP'den ayrılıp Demokrat Parti'nin temellerini atan dörtlü takdir grubunun içinde hangisi yer almadı? Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Kuraltan, Fizli Çakmak. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.